Bulacak ve en büyük aslan balığını yakalayan ve adet bazında en çok aslan balığını yakalayan yarışmacılarımız bizlerden. Benim ablam sana da. Ver ya. Arkadaşlarımızı teknelerimizin kıyıya doğru yaklaşırken müsaade edin, kıyıya doğru yaklaşıyor. Sevgili arkadaşlarımızın çok büyük tatlıları bulunuyor. Sizler için hazırlayacaklar ve sonrasında güzel bir tadım etkinliği bizleri bekliyor. Çocuklar. Tamam anne. Hadi bakalım. Aslan balıklarının dikenleri temizlendikten sonra usta şeflerimiz sizler için pişirecekler. Diken. İlk defa aslan balık. Evet. En büyük oldu. Bir saniye elinizi görelim biz de. Samet tebrik ederim. 32.5 santim. 8. 9. 10, 11, 12. Numara. Şöyle alalım balıkları. Az gitmiş, bayağı az. Öyle mi? Şu elinizi bittik. Yani 330.3. 30.3. Ödül töreninden hemen sonra da aslan balığı tadı ve... Aslan balıkları zehirli bir türdür. Süveyş kanalı aracılığıyla ülkemiz sularına göç etmiştir. Bulunduğu yaşam alanındaki tüm türlerin yavru, larva ve yetişkin halleriyle avlandıkları için yaşamsal adaptasyonları çok gelişmiştir. Öncelik şunlar. Sonra şu göğüs bölgesindeki şunlar var bir tane. Aynı zamanda zehir ve ısıya dayanıksız protein yapıda bir zehir yapısına sahip. Konuda. Kaç yaş? Merve Hanım bana ikram et. Alır tane. Sağ kayıyor. Bekle abi, bekle. Yarışmamızın birincilik kazanan yarışmacıları ve ödül takdimi yapıyoruz. İlk önce boya takdim ediyorlar. Bu ince davranışları için çok teşekkür ediyoruz yarışmacılarımıza. Şöyle koca... Başkan danışmanımız Lokman Atasoy şu anda birincilik madalyalarını takdim ediyor. Şöyle bu kupa için kocaman alkışlar istiyoruz. Deniz ekosistemimize katkıları büyük yarışmacılarımızın. Aslan balıklarını yakalayan aslan yarışmacılarımız kupalarını şu anda alıyorlar. Kupalarını kaldırıyor yarışmacılarımız. Şöyle kocaman bir alkış. Canla başlamayacağız. Duruyoruz, evet. Abi
Bizim Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ekosistemini korumasına yönelik en önemli çalışmalarından bir tanesi de denizsel yabancı istilacı türlerle ilgili yaptığı çalışmalar, mücadele çalışmaları. Ama burada biz tabii bu dördüncüsünü düzenlerken sadece bir aslan balığı yarışması olarak buna bakmadık aslında. Burada aslan balığının nereden geldiğini, etkilerini, neden bizim bunu yakalamamız ve sofralarımızda tüketmemiz gerektiğiyle ilgili aslında bir bilinçlendirme, bir farkındalık çalışması da yaptığımızı düşünüyoruz. Bu Türkiye'ye aslında örnek olan bir çalışma. Bununla mücadelenin, en etkin mücadelenin formülü de işte bizim buna ekonomik değer olarak bakmamız, bunun avcılığını teşvik etmemiz ve bunun sofralarımızda tüketmemiz. Protein değeri çok yüksek, çok lezzetli bir balık. Burada tadım etkinliğinde de bütün vatandaşlarımıza şu anda yine bunu sergileyeceğiz. Bunun daha önümüzdeki süreçte bu aslan balığı yakalama yarışmasını Finike'de, işte Adrasan'da, Kumuca'da yani Kemer'de devam edeceğiz. Düden balık tesisimizde salı günleri aslan bir balığı menümüz olacak. İşte çorbasıyla, ızgarasıyla, buğulamasıyla. Onun için de biz denizlerimizi korumak adına hem de protein değeri çok yüksek bir balık vatandaşlarımızla buluşturmak için buna, bu yarışmalara devam edeceğiz. Yakalamaya devam edeceğiz. Her salı gün Düden balık tesisimize bütün Antalyalılar bekliyorum. Yine aslan balığı yarışmasına üçüncü kez katılıyorum ve üçüncü kez derece yapıyorum. Gazipaşa'da bulunduğum bölgede de sürekli aslan balığı avlıyorum. Bu türün kökünü her türlü kurutmak için elimizden gelen her şeyi arkadaşlarımla, hobidaşlarımla, zıpkıncılarla gereken mücadeleyi vereceğimize inanıyorum ve bu türü Türkiye'den kazıyacağız inşallah.